George Floyd'un üzücü kaybı sonrası ne yazık ki bu olayın ardından Amerika'nın birçok yerinde protestolar ve ayaklanmalar başladı. Birçok kilisede hasar gördü. Washington DC'de Beyaz Saray yakınlarındaki Lafayette Meydanı'nda yer alan tarihi Aziz Yuhanna Episkopal Kilisesi'nde isyancılar tarafından yangın çıkarıldı. Fox News Beyaz Saray muhabiri Kevin Corky, kilise duvarlarına yazılar yazıldığını ve bodrum katının ateşe verildiğini bildirdi. Kiliselere düzenlenen saldırılar bununla sınırlı kalmadı. Kaliforniya, Minnesota, New York, Kentucky, Texas ve Colorado'da birçok kiliseye saldırı düzenlendi. Denver'da yer alan Immaculate Conception Katedral Bazilikasına yönelik saldırı kalıcı hasara yol açtı. Tanrı öldü sloganları yazılan kilise duvarları din karşıtı ifadeler ve sembollerle kaplandı. Katedralin en değerli pencereleri zarar görmese de katedral kampüsündeki pencereler paramparça oldu. Pazar günü New York Başepiskoposu ve Dini Liderler Komisyonu Başkanı Kardinal Timothy Dolan, Floyd'un ölümünü, şiddeti ve yağmalamayı kınayan ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride, George Floyd adına düzenlenen barışçıl protestolara saygı duyuyoruz. Ayrıca Floyd'un ailesinin de acılarını paylaşıyoruz ama içimizdeki öfkeyi büyüterek birbirimizi tehlikeye atamayız. Yağma ve şiddet olayları bizleri birlikteliğin gücünden uzaklaştırıyor ifadeleri yer aldı. Dallas şehir merkezinde bulunan Aziz Yahuda Şapeli de cuma günü geç saatlerde saldırıya maruz kaldı ve şapelde ciddi hasar meydana geldi. Peder Jonathan Austin herkesi gerçek barışı savunmaya davet etti. Louisville'deki Assumption Katedrali de protestocular tarafından atılan taş parçaları nedeniyle hasar gördü. Protestoların başladığı Minneapolis'te yer alan ABD'nin ilk bazilikası Azize Meryem Bazilikası'nda da ufak çaplı hasar meydana geldi. Los Angeles'ta yer alan Aziz Petrus Katedrali de protestolar sırasında polis karşıtı mesajlarla saldırıya uğradı. Katedral Facebook üzerinden duvarlara mesaj yazanların görüntülerini paylaşarak herkese barış ve esenlik diledi.